Yani gelen yorumları aktarmak için de bazen evet. buradaki kullanıyoruz. Bana çok makul bir yorum geldi ve hakikaten ben bunu hem duyuyor hem biliyor olduğum için çok anlam verememiştim. Ama bu daha da artan bir sorun haline gelmiş. Bunun bir şirketler tarafındaki etkisi var, bir de Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve politikayı uygulayanların, şu andaki uygulayıcıların bundan sonraki kredibiliteleri açısından da önemli bir nokta olduğunu düşündüğüm için paylaşalım dedim. Ama Hatice Evet. Karahan'a geldim. Senin o konuda da söyleyeceğim bir şeyler var diye düşünüyorum. Olur. Şununla ilgili ya biz daha önce bunu şans sohbetlerinde ele aldık. Bu Exim Bank üzerinde, daha doğrusu Merkez Bankası'nın orada verdiği reeskont kredileri üzerindenki uygulamaların ciddi adaletsizlikler içerdiği yönünde çok sayıda şikayet vardı. Bunu ifade ettik. Büyük kayıplara da, maddi kayıplara da neden oluyor. Tabii ki ben de katılıyorum. Suistimal varsa onun üzerine gidilecek. Ama hakkaniyetli davranılması son derece kritik burada. Ama vallahi Merkez Bankası da biraz bu konuyu üst yönetime de el atsın. Eğer öyle bir müdürlükler tarafından kaynaklandığı düşünülüyorsa, o yoruma ben çok rastlamamıştım. Olabilir. Yani hani biraz şeye benziyor. Ya lider iyi de etrafı kötü meselesine benziyor. Yani o zaman orada da dikkat edilmesi lazım. Çünkü bu bir kurum, kurumsal bir yaklaşım olması lazım. Vallahi biz ne yapalım denilebilecek bir durum yok. Merkez Bankası yönetiminin de bu işe el atması gerekir. Ya Hatice hocamızla ilgili ben önemsedim doğrusu açıklamalarını. Şundan dolayı önemsedim. Bir, seninle de burada da konuşmuştuk. Yani daha önce Merkez Bankası'nın toplantılarında hani ve açıklamalarında gerek başkan yardımcılarının gerek başkanın açıklamalarında iş dünyasına dönük beklentilerini iyileştirmesi yönünde bir takım talepler vardı. O yönde uyarılar vardı ki bunlar da doğru işlerdir. Hani suçlamadan yapılan bu tür uyarılar önemli. Çünkü bir birlikteyiz eğer, hepimiz aynı gemideyiz yaklaşımı içindeysen sen vatandaştan da şeyden de, ama bunun emir demirle olmayacağını da hep konuştuk, hep söyledik. Ve neyi vurguladık? Ya kamunun da burada hiç dahli yok mu? Bunu bu konuda niye mahcup duruyor Merkez Bankası diye. Bence Hatice Karahan hocamız verdiği mesajda bu yöndeki Merkez Bankası'nın alması gereken doğru tavrı da aldığını düşünüyorum ben de kendi yorumum olarak. Öyle düşünüyorum ve tabii ki maliye tarafından da hep burada konuşulan konunun güçlü bir maliye politikası desteğini beklediklerini ve istediklerini önemsediklerini ifade etmesi de son derece önemliydi diye düşünüyorum. Ne dersin? Sen nasıl yorumladın Sayın Karahan'ın sözlerini? Ben de benzer şeyleri düşünüyorum ama zaten ısrarla benzer gereklerin olduğunu paylaştık. Yani bunu açıkçası faizler 50'ye çıktığı günden bu yana konuşuyoruz, söylüyoruz. Tek başına para politikasıyla bu iş yürümeyecek. Sadece faize abanarak biz bunu sürdüremeyiz. Onun için evet. Para politikasının yanına maliye politikasının da gelmesi, ikisinin birbirini destekleyen, tamamlayan ve hakikaten yani el ele gitmesi gereken konular bunlar. Sayın Karahan bunu rakamlarla söyledi. Yani yönlendirilen fiyatlar olmasaydı enflasyon 1.4 olacaktı gibi. Yani oranın da Merkez Bankası'nın para politikası ile yürüttüğü mücadelenin hem yönlendirilen fiyatlar hem vergiler hem de kamu tasarrufu tarafından desteklenmesini de bir şekilde rakama dayalı olarak söyledi. Ama ben bunu hani Sayın Fatih Karahan'ın başkanın da guvernörün de Sayın Cevdet Akçay'ın da söylediğini düşünüyorum. Yani bir şekilde bunu bu denli net bir şekilde belki söylememiş olsalar bile her seferinde maliye politikalarıyla ilgili mutlaka önemli olduğunu, destek beklediklerini bir şekilde dolaylı olarak anlattılar. Aslında benim burada memnun olduğum bir konu var. Para politikası kurulu üyelerinin neredeyse bir söylem birliği içinde olmaları ve bunu derli toplu olarak bizlerle paylaşıyor olmaları ya da aynı dilde bizimle paylaşıyor olmaları
ben önemli görünüyor. O yüzden de Merkez Bankası'nın şu andaki para politikası kurulu diyelim veya başkan ve yardımcılarının destekleri veya bu konudaki kararlı tutumları ve fikir birliği, dil birliği içinde olmaları bana göre kıymetli bir durum. Yani o taraftan hani Sayın Hatice Karahan'ın da buna eklenmiş olması bence para politikasının destekleyici bir konu. Ama OVP'ye gene geri dönersek eğer, ben OVP tarafında da doğrusunu istersen bu heyecansız geçen OVP sunumunun içinde maliye politikalarında önemli bir desteğin burada olması gerektiğini veya en azından bugünün belki konusu olmasa bile geçtiğimiz günlerde yapılmış olan, pardon, geçtiğimiz aylarda bize Sayın Şimşek'in paylaşmış olduğu tasarruf önlemlerinin bir performansının paylaşılmış olmasını açıkçası isterdim. Veya bahsettiğim gibi o sorular kısmında böyle bir soru sorulmuş olsaydı biz de en azından bu performansta nereye geldiğini görürdük. Çünkü burada sadece söylemlerle biz bu enflasyonu düşüremeyeceğiz veya bir kesim bunun bedelini öderken, yani çok büyük bir geniş kesim bunun bedelini öderken bir kesim bundan ağrı olursa bu güven oluşturma konusunda sıkıntı yaratıyor. Diğer taraftan da hem OVP hem de tasarruf tedbirleri gibi konularda alınmış olan kararlar nasıl uygulandı, bu uygulamalar sonunda nasıl bir sonuç elde edildi bizimle paylaşılırsa biz pek fazla havanda su dövmeden işimizi göstere göstere, yani daha su yaptığımız işin sonuçlarını gösterip insanlarımızı ikna ede ede gidersek, kamunun daha doğrusu finans kesimi %43'te, değer kesim %53'te, hane halkı %73'te olmaz beklentiler konusunda. Onlar biraz daha birbirlerine yakınsa ki bu sayede ancak biz de enflasyonu hep beraber düşürebileceğiz. Yani belli kesimler bu işe inanmıyorlarsa onları ikna etmenin yolu diğer kesimlerin hakikaten yaptıkları işlerden geçiyor. Yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz hülasası. Eyvallah. Peki şimdi şöyle bir soru soracağım sana. OVP'yi dinledik. Öyle ya da böyle heyecan yarattı, yaratmadı. Neyse ama bir şey söylendi sonuçta. Hatice Karahan'ın sözleri var. Merkez Bankası Başkanı'nın dünkü sözleri var. Sayın Şimşek'in sözleri var. Bütün bunlara baktığın zaman önümüzdeki döneme ilişkin böyle yatırımcılara öneri niteliğinde, tavsiye niteliğinde, belki böyle döviz tarafına bakarak, borsa tarafına bakarak, yatırım fonları veyahut da her neyse, yani sen çok daha iyi takip ediyorsun o bölümü. Böyle söylemek istediğin bir şey var mı? Sen mesela nasıl bakarsın konuya? Sen mesela bir orta vadeli 3 yıllık yol haritası ortaya çıktı. Senin yol haritanda herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Ne uzatmıyorum, ne yaparsın? Yani nasıl bir tavır alacaksın? Nasıl bir davranış içinde olacaksın? Yani tabii ki yani finans piyasalarında bu kadar uzun yıllık tecrübeden sonra neyin ne olabileceğiyle ilgili bir çıt daha farklı bakıyorum. Ama ben bu farklı bakışımı OVP'ye göre değiştirmedim. OVP'ye göre biraz daha ikna olduğum bir tek şey söyleyeceğim fark yaratan, ama ben gene bu senenin faizler konusunda iyi bir faizin, mevduat faizinin iyi bir yatırım alternatifi olduğunu hep söyleye geldim. Olacağını ve olduğunu ve olacağını. Halen de aynı yerdeyim. Ve ben halen de borsa tarafının mevduat karşısında yenileceğini düşünüyorum. Bunun iki sebebi: bir, mevduat faizi oldukça cazip. Hele hele bu OVP ve olası enflasyonunda 17,5 olmadı, 22-23 oldu. 25 oldu. Bugün 50. Muhtemelen de öyle olacak zaten. İşte, ama düşen bir eğilimde olacağı için bugün 50. Bu faizin ben daha şimdi ısrarla sana söylediğim, daha önceki sohbetlerde de söylediğim gibi faiz indirimini konuşmayalım dedim. Çünkü faiz indirimleri için çok erken. Halen daha da aynı yerdeyim. Ve bu OVP'nin bana söylediği önemli ipuçlarından bir tanesi faizin yüksek kalmaya devam edeceği yönünde. O yüzden benim yatırım tercihim ve önerim halen de faizin önemli bir yatırım alternatifi olduğu, gerek dövize gerek borsaya, hatta ve hatta yurt dışı piyasalarında
hani bugün Fed'den daha doğrusu Amerika'da bir tarım dışı istihdam verisi var. Onun da piyasalar olası etkileri olacak ama önümüzdeki dönemde yurt dışı piyasalarındaki yükseliş potansiyelinin de Fed faiz indirim patikasına bağlı olmak üzere görece sınırlı olacağını, hatta önce bir satış gelip sonra belki tekrar bir yükseliş olabileceği gibi bir senaryom var. Yurt dışı hisse senetleri, Amerikan hisse senetleri için. Diğer taraftan altın ve gümüşün de özellikle İsrail'deki İsrail ve Filistin mücadelesindeki ya da savaşındaki mücadele değil o, savaş o. Savaşındaki bir ateşkes ihtimali oradaki jeopolitik risklerden bir tanesini elimine ettiği durumda onun da bir yatırım alternatifi olarak ağırlığının azaltılması gerekiyor. Tabii oraya altın gümüş derken ons üzerinden yatırım başka bir şey, TL üzerinden yatırım başka bir şey. Kur artmadığı zaman TL üzerinden gelen pozitif etki de azalacağı için faiz halen daha önemli bir alternatif olmaya devam edecek diyorum. Ben halen daha yani yılın son PPK'sında belki yani madem çok istediniz hadi bir indirim yapalım, daha fazla indirmeyeceğim diyen bir indirim gelebilir. Ama ben önümüzdeki sene Mayıs ayına kadar yüksek faizle devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani neredeyse bir yılı tamamlarız. Ondan sonra biz düşen veya düşeceğine ikna olduğumuz enflasyona bağlı olarak faiz indirimlerine başlarız diye düşünüyorum. O yüzden de halen daha yani yatırım tarafında faizin öncelikli tercih olması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha peki, yani aksine ikna olmadı. Borsa için son ana temam bu ama borsa ile ilgili de çok temel ısrarla tekrar ettiğim bir şey. Bana birisi lütfen Türkiye için çok borsayı alıp götürecek bir hikaye yazsın. Ben de onu dinlemek istiyorum. Hatta biraz da inanmak istiyorum. Onun yazılabilecek en iyi hikaye aslında OVP ve enflasyonla mücadelede Türkiye'nin göstereceği başarıdır. Bunun için A yaptığımız işlere ihtiyacımız var ve bunların arka arkaya pozitif sonuçlar vermesi lazım. B onun oluşturacağı kredibilite ileriye ışık tutması lazım. Ancak bu şekilde biz yeni bir hikaye yazabiliriz. Onun dışında yani majör bir yazacağımız hikaye ben ne yazık ki görmüyorum önümüzdeki dönemde. Ama bir şans tanıyorsun yani o zaman. Bir hikaye yazılabilir diye de bir şans tanıyor musun? Yoksa OVP sonrasında o yöndeki diyelim tahminlerin, projeksiyonların zayıfladı mı? Hayır, ben halen daha kanıta ihtiyaç duyan taraftayım. Benim için en önemli kanıt tasarruftan gelecek. Yani kamu tasarrufundan gelecek. Çünkü şu anda vergi arttırarak bu işi çözeceğimiz bir yer yok. Bizim önce kamu tasarrufuyla kamu harcamalarını azaltmamız lazım. Sonra vergi tarafında daha adaletli, gerçekten daha adaletli bir vergi düzenine geçmemiz lazım. Ve hakikaten tabana yaygın. Yani bunun hep söyledim, kira sözleşmeleri, sözleşmeli tarım ve hatta herkesin bir ara çok popüler olarak tartıştığı ama bence çok da doğru olan bahşiş üzerinden alınacak vergi gibi aslında bahşiş üzerinden sembolik olarak alın 2 milyon tane garsonu vergi müfettişi haline getireceğiniz bir yapıyı dahi kursanız bu tarz yapısal önlemler aldığımız takdirde bunun getireceği paradan çok ileriye doğru yönelik yapısal destekler bu programın önemli sac ayakları olacak bence. Ve ondan olması lazım. Bunlar olmadığı takdirde, yapılmadığı takdirde, sadece faizle bu işi yapacağız diye inat ettiğiniz takdirde bu enerji biriktirir. Bir gün bu enerji başka bir taraftan patlar, başımız yine belaya girer. Onun için ben OVP'ye başarılar diliyorum. Bunun başarılı olabilmesinin koşulları da benim gözümde bunlar. Bunları yaparlarsa yeniden bu hikayeyi destekleme konusunda düşünürüm. Ama şu anda bana bir hikaye yok diye görünüyor. Yani borsa için ve hatta Türkiye için, yani Türkiye için de bir hikaye yazmamız lazım. Yazabileceğimiz en iyi hikaye bu tarz reformlar olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye için en iyi hikaye şu an.